Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri ve bizleri izleyen aziz milletimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Atatürk Kurtuluş Savaşı öncesi 108 gün kaldığı Sivas'ta kongre binasında üst katta demir bir karyolada konakladı. Sivaslı genç bir kız çeyiz sandığından çıkardığı atlas yastığı o değerli misafire armağan etti. Yastığın örtüsünün üzerinde bir beyit vardı. Gazi oradaki heyete bu beyti okudu. Cihanın cahına mağrur olup incitme insanı, Süleyman'ı zaman olsan bırakırsın bu eyvanı. Yani dünyanın şaşasıyla gururlanıp incitme insanları, zamanın Süleyman'ı da olsan bırakırsın bu dünyayı. Büyük Atatürk yaşamı boyunca bu dizeleri hiç unutmadı. Ne yaptı biliyor musunuz? 11 Haziran 1937'de Trabzon'da noteri çağırıp mal ve mülk bende ağırlık yapıyor. Bütün malımı, mülkümü milletime bağışlamaktan ferahlık duyuyorum. İnsanın asıl zenginliği manevi mirasıdır diyerek tüm varlığını aziz milletimize bağışladı. İşte 57 yıllık ömründe sadece ülkesine ve halkına hizmet etti. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanı sonrası görev için sık sık İstanbul'a giderdi. Ama kalacak yeri yoktu. Otelde ya da kardeşinde kalırdı etrafındakiler. Atam, İstanbul'da saraylar var. Bu saraylarda kalmanız, sarayları konut olarak tahsis etmeniz uygun düşer derler. Atatürk şu cevabı verir. Biz sarayda yaşayan padişah değiliz. Sarayı kendimize bağlarsak millet iradesini yok saymış oluruz. Bu saray, bu saraylar milletin olmalıdır demiştir. Ve bunun üzerine saraylar 1925'te önce hazineye, daha sonra Yüce Meclis'te ortak bir iradeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlanmıştır. Yani sarayların tek ve yegane sahibi aziz milletimiz olmuştur. Milli sarayların meclise bağlı olması Cumhuriyet iradesinin temel göstergesidir. Atatürk 97 yıl önce Gazi Meclis'e bağladığı milli sarayları bugün siz ne yaptınız? Cumhurbaşkanlığına bağlamak biat ve itaat temelli AK Parti ve MHP gruplarının milli iradeye yapmış olduğu bir darbedir. Saraylar, müzeler, toplumların ortak bellek ve aidiyet mekanlarıdır. Toplumların kültürünü, tarihini tanıtan, geçmişle geleceği bağlayan evrensel miraslardır. Bu mirasa sahip çıkmak milli bir görevdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı saraylara doyurmak mümkün mü? Tabii ki hayır. Beştepe'de saray, Marmaris'te saray, senede bir gün gidilen Ahlat'ta saray, uçan saraylar, yüzen saraylar. Yine en son bu da yetmiyor. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzeleri ve en çok gelir getiren müzelerden Topkapı Sarayı'nı da Kültür Bakanlığı'ndan kendine bağladı. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi 6 milyar 637 milyon. Yani bir günlük ayrılan bütçe 18 milyon 183 bin 561 lira. Yetmiyor. Örtülü ödeneğin de kapısı sonuna kadar açık. Şimdi müzelerden gelir de göz diktiniz. Sizler de bu ayımazlığa her iki siyasi parti grupları duyarsız kalmaya devam ediyorsunuz. Aklıma geldi. Anadolu'nun 7 kıymetli ozanından benim de topraklarımızda yetişmiş kulümmet şöyle diyor. Gafil, gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözüm var. Çalarsın, çırparsın, oğlun, kızın var. Şu dünyada 3-5 arsın, bezin var. Tüm bedesten senin olsa ne fayda? Söylesin de sen sözünden şaşmazsın.
haramını helalini seçmezsin. Tükenir kepeğin, su da içemezsin. Akan çaylar senin olsa ne fayda? Kul ümmet üstadım gelse otursa, Hakk'ın kelamını dile getirse, dünya benim diye zapta geçirse, Karun kadar malın olsa ne fayda? 600 yıl önce söylenmiş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayıştay bu bağlanan sarayların hesaplarını ara sıra incelemeye almış. Ve aldığında da bakın incelemiş hesapları. Resim Müzesi, Beykoz Cem ve Billur Müzesi, Saray Koleksiyonları Müzesi, Aynalı Kavak Musiki Müzesi, Dolmabahçe Saat Müzesi ve Ankara Palas'ta sergilenen tarihi eserlerin ne acı ki yerinde olmadığını tespit etmiş. Yani siz ve Cumhurbaşkanlığı makamı, buyurun devam. Kendine bağladığı saraylardaki o eserlere dahi sahip çıkamamışsınız. Tarihimizi, kültürümüzü, millete ait olan bu eserleri talan ettirdiniz, sahip çıkamadınız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte şuradaki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Atatürk'ün sözüne olan hassasiyeti, değerli grup başkan vekillerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu bu sarayların aziz milletten alınıp Cumhurbaşkanına bağlanmasını Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Ve sonuna kadar bunun takipçisiyiz. Yeniden aziz millete orada yazdığı gibi vereceğiz. Artık milletin olanı yeniden millete verme günleri yaklaştı. Millet İttifakı iktidarı ile Gazi Meclisimize Atatürk'ün söylediği bu sözü yerine getirdi.